TPO Beyaz Futbol'un ilk bölümünden hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler, sayın izleyiciler. Ben Emirhan Aman, yanımda hocam Onur Taraş var. Merhaba hocam. Merhaba. Öncelikle çok güzel program olacak. Bomba gibi sözlerim var. Evet. Herkes beni iyi dinlesin. Tüm Pro Ligi oyuncuları herkes beni iyi dinlesin. Bomba gibi sözlerim olacak. Bomba gibi iddialar. Evet hocam, bildiğiniz gibi müthiş bir haftaya girdik. Müthiş bir hafta maçlar oynandı. Müthiş puan durumu yönümüzde var. Olaylar TPO askerlerinde bildiğiniz gibi maçın devre arasında Onur Şahin hakem odasına basmıştı. Bu konu hakkında ilk olarak ne düşünüyorsunuz? Değerlendirmenizi alalım. İlk yarısı 0-0 biten maçta Onur Şahin hakem odasını bastı mı? Bunun cevabı çok önemli. Hakemlere tehditler havada uçuyor diye kulağıma bilgiler geliyor. Evet hocam. Ben bunun cevabını Sayın Onur Şahin'e öğrenmek istiyorum. Hakem odası basmakla bu işler olmaz. Evet, Sayın Onur Şahin de ileriki haftalarda programımıza katılmayı kabul ederse bu konu hakkında detaylıca konuşabiliriz tabii ki de. Haftaya bağlansın Sayın Onur Şahin, bu konuyu konuşalım. Evet, bildiğiniz... Hakem odası basıldı mı? Tabii ki de geçen senenin şampiyonu olan Halloween FC'yi unutmamak lazım. Geçen senenin şampiyonu bu sene de 6'da 6 yaparak harika bir ilerleme kaydetti. Gelsin, hayretler içerisindeyim. Halloween FC'yi unutmamak lazım. Nasıl şampiyon oldu? Nasıl böyle 6'da 6 yaptı inanamıyorum. Orta kafa şutla oynayan bir takım eşittir Hallover FC. Bunu buradan söylemek oyun istiyorum. Oyun. Buradan takım kaptanı Batuhan Sergen. Eğer bunu izliyorsan delikanlı gibi oynat takımını. Evet. Gey gibi oynamayın, delikanlı gibi oynayın. Buradan Hallover forveti Levent'e şunu söylemek istiyorum. O takımdan çık. Sen o takımdan daha iyisini hak ediyorsun. Çık o takımdan. Peki hocam. Teşekkür ederiz hocam konuşmanız için. Yani böyle oyun tarzı, böyle oyun tarzı nereye kadar kardeşim? 2 metre adam koymuşsun ileriye. Her şey orta. Defansa orta açı adam var ya. Hocam tabii ki tabii. Takımın kaptanı Batuhan Sergen Yalçın harika bir futbol oynatıyor takıma. Siz bu takım hakkında kötü diyorsunuz. Ama ben hayretler içerisindeyim. Takım harika bir futbol sergiliyor. Takımında Pele gibi, Levent Özecer gibi harika bir futbolcu var. Yani... Neyse hocam, bu konu hakkında fazla girmeyelim. İleriki haftalarımıza. Hocam konuştuk. Hocam. Ne çarpışıyor? Otağı sergen yapsın. Sen de. Biraz ben de konuşayım hocam. Çarpışıyor. Niye basmıyorsunuz kardeşim? Niye yuvarlak? Ya da kare. Niye o tuşlara basıyorsunuz ya? Ooo ne dedi? Batuhan sergen yapsın. Erkek gibi oynayın, erkek gibi. Neyse tamam, bu kadar halk olmuna yeter. Diğer takımlara da daha sallayacağım, onlara yer kalsın. Evet. A grubunda ikinci takım Arap Atı vardı. Arap Atı bildiğiniz gibi tüm sorunlara rağmen koşuyor. Evet. Arap Atı'na buradan helal olsun. Nedim Özgüner bildiğiniz gibi kapatma kararı almıştı. Nedim ama Özgün, çok acele bir karar vermişti. Evet, haklısınız. A grubunda ise birinci sırada TPO askerleri var. Harika futbol sergiliyor. Üçüncü sıraya baktığımızda gerçekten benim bana göre şans olarak, yani bir mucize olarak düşündüğüm Ataköy Konakları var. Uğurcan Karabacan takımı. Siz ne düşünüyorsunuz bu takım? Gerçekten büyük bir sürpriz. Team Power'ın Los Galacticos geride bırakıp 3. olmak hocam, gerçekten. Los Galacticos dediniz de acaba aklıma geldi. Bildiğiniz gibi takımın kaptanı Boğaçan Online, Boğaçan Demircioğlu takımından ayrıldı. Ergün Duran'a verdi, devretti kaptanlığı, takım başkanlığını. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi alalım. En iyisini yapmış. Gerçi en iyisini yapmış. Evet hocam. Ergün Duran'ın aynı takımda oynamaktansa çıkmış yani. Burada Ergün Duran'a şunu söylemek istiyorum. Buraya mı konuşuyoruz? Şuraya mı konuşuyoruz? Ergün Duran. Hocam bana bakar mısınız hocam? Ben ciddiğimle uğraşmayı bırak. Hocam. Sağda koşun, sağda. Hocam yanlış yere bakıyorsunuz. Yere bakıyorsunuz hocam. Havaya bakın biraz. Buradan Ergün Duran benim göz şeyimi bozdu yani. Ergün Duran var ya. Yani onunla aynı oyunu oynadığımı utanıyorum gerçekten de. Buradan daha neler söylemek isterim de işte Rütük var. Rütük işte izin vermiyor. Haklısınız hocam. B grubuna baktığınız zaman birinci sırada Halloween FC geliyor. Halloween FC hakkında konuşmuştuk. Harika konuştuk takım. Zaten ben ne konuşayım Halloween FC hakkında. İkinci sırada Strong Union. İyi takım. Gideri var. Peki hocam. Puan durumuna da göz attıktan sonra hemen bir gol kralına geçmek istiyorum. Bir dakika. Facebook'ta her durumda konuşan, her şeye yorum bulunan
Team Power'ın kaptanı Salih Keskin, acaba senin takımın nerede? Bana bunun cevabını ver. Öyle Face'den masa başında yazmakla bu işler olmaz. Hocam, at sıkın top öne. Team Power büyük bir moral bozukluğunda gibi, düşüşte gibi, bildiğiniz gibi şu anda 7. sırada bulunuyor TFO Pro Ligi'nde. Buralara gelmesini biz de istemezdik ama ileriki haftalarda daha ileri çıkacağını da düşünüyoruz. Legend Team. Legend Team'e hiç gelme. 10. sırada. Üzerinde oyunlar oynanıyor. Hakemler bizi resmen doğuruyor. Atak Önündey ve Can Doğan gibi iki harika star forvedi kaybetti. TFO askerlerini kaptırdı. Bu da konu hakkında düşünüyorsunuz. Bu konu hakkında çok sinirliyim. Özellikle Oğuzhan'a karşı. Oğuzhan kapalı kapılar ardında bu transferi gerçekleştirdi. Oğuzhan hiç etik davranmadın. Senle görüşeceğiz. Oğuzhan senle görüşeceğiz. Evet. Ve peki hocam. Rejiden aldığımız son habere göre küçük bir reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra hemen. Kardeşim ben burada bir şey konuşuyorum. Sözün bölüyorsun. Reklamlardan sonra beraberiz. Her şeye reklam sokuyorsun buraya. Reklamlardan sonra beraberiz. Bir dakika, bunu yarın akşam yükleyelim bu videoyu. Evet. Tamam, devam et. Orayı kesersin sen 3 saniyelik yere. Reklamlardan sonra yine beraberiz sayın seyirciler. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Gol kralına gelmiştik. Gol kralında ilk üçe baktığınız zaman birinci sırada TFO aslanlarından Eren Bilen duruyor 6 golle. İkinci sırada Sedat Meral BC Törk'ten, o da 6 gol. Üçüncü sırada Strong Union'dan Koray Hayır 5 gol. Bu konu hakkında düşüncelerimde Eren Bilen'e çok laf etmiştiniz. Arkasından çok çok kötü sözler söylemiştiniz. Magazinlerde yayınlanmıştı bu sözler. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Cenk'le Sedat'lar Koray kardeşim. Eren Bilen'i peki hocam? Ama Eren Bilen'i tebrik etmiyorum. Ben de etmiyorum. O, çünkü ben hocam şöyle bir şey demek istiyorum. O Eren Bilen var ya, Eren Bilen. Yani futbol disiplin kurulunu anlamıyorum. Yani ben buradan TFO aslanlarına çağrıda bulmak istiyorum. Eren Bilen yarın gibi bir futbolcu. Eren, nasıl oynuyorlar? Eren Bilen takımdan atın. Direkt gönderin. Aynen hocam ya. Yani bir gay. Bir futbolcu nasıl gay? Gay bir futbolcu nasıl oluyor ya? Anlamıyorum vallahi hocam. Ayıp denen bir şey var yani. FIFA 15'in Eren Bilen'e satış yapması yasaklandı kardeşim. Ben Eren Bilen şu oyun oynamasın. Haklısınız. Gitsin 9-6 oynasın ya. Haklısınız hocam, haklısınız. Bu kadar da olmaz ya. Evet, son olarak puan durumuna da baktıktan sonra özetçe bir değerlendirmenizi alıp programı sonlandıralım Sayın Saraç. Gerçekten güzel bir lig gidiyor. Evet. Yakında Türkiye Kupası başlayacak. Ve Pro Ligi şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu finallerde, yani Süper Kupa finali olacak iki şampiyon arasında. Yani hafta içinde de Türkiye Kupası'nı oynayacağız. Gerçekten güzel bir lig gidiyor. Tüm takımlar hırslı, heyecanlı. Ama tek şampiyon çıkacak. Herkese teşekkür ederim buradan. Evet. Nasıl lan? Biz de. Tüketeceğim buraları, tamam. Sakin hocam. İlk yayın aksaklıkları olabilir, sakin. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz sayın seyirciler, sayın izleyiciler. Beyaz Futbol'un da burada ilk bölümünün sonuna geldik. Daha detaylıca, daha inanılmaz şekilde konuşacağız ileriki bölümlerimizde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi haftalar sayın seyirciler.